Bu videoda binomların karesini nasıl alabileceğimizi göreceğiz. Bunu daha önce de görmüştük ama bu defa biraz daha zor örnekler üzerinden ilerlemek istiyorum. İsterseniz kısa bir tekrarla başlayalım. Bana a artı b'nin karesinin neye eşit olduğunu söyleyebilir misiniz? Hemen videoyu durdurun ve bunun cevabının ne olduğunu bulmaya çalışın. Bazılarınızın bunun neye eşit olduğunu hemen bulduğunuzu, hatta kağıt kalem kullanmadan hemen söyleyebileceğinizi biliyorum ama yine de yazayım. Bunu a artı b çarpı a artı b olarak düşünebiliriz. Önce a ile a'yı çarpacağız. Bunun sonucu olarak da bir a kare elde edeceğiz. Sonra bu a ile bu b'yi, evet a çarpı b. Sonra bu b ile bu a'yı çarpacağız ve buradan da a çarpı b gelecek. Bunu isterseniz b çarpı a, isterseniz de a çarpı b olarak yazın. Ben a çarpı b olarak yazdım. Sonra da b çarpı b'den b kare gelecek, artı b kare. Burada dağılma özelliğini iki defa kullanmak dışında herhangi bir şey yapmadığımı da eklemek istiyorum. Bunları detaylı bir şekilde daha önceki videolarımızda görmüştük. Evet, az önce de dediğim gibi bu kısa bir tekrar oldu. Eğer yaptıklarımı takip edemediyseniz ya da tam olarak anlamadıysanız bu konudaki diğer videoları izlemenizi öneririm. Bunun sonucu a kare artı burada bir ab var, burada bir tane daha, onun için 2ab yazıyorum ve artı b kare. Bu tekrarı neden yaptığımdan da bahsetmek istiyorum. a artı b'nin karesinin a kare artı 2ab artı b kareye eşit olduğunu daha karmaşık ifadelere uygulayacağız. Mesela, 5 çarpı x üzeri 6 artı 4'ün karesini alalım. Hadi hemen videoyu durdurun ve bunun neye eşit olduğunu bulmaya çalışın. Denerken bu eşitliği de aklınızdan çıkarmayın. Peki. Bir bakalım. Bunu farklı şekillerde yapabiliriz. İsterseniz az önce yaptığımız gibi yapabilirsiniz ya da buraya da not ettiğim özdeşlikten faydalanabilirsiniz. Elimizde a artı b var ve bunun karesini almamız gerekiyorsa bunu elde ederiz öyle değil mi? Kısacası a'nın 5x üzeri 6'ya b'nin de 4'e eşit olduğunu, evet bunu söylemeye çalışıyorum. O halde hemen yazıyorum. A kare için 5 çarpı x üzeri 6'nın karesini alalım. Bu 25 çarpı x üzeri 12. Sonra a çarpı b'yi 1 de 2 ile çarpmamız gerektiğini unutmadan artı 2 çarpı 5 e, farklı renklerle yazayım. 2 çarpı 5 x üzeri 6 çarpı 4. 1 de artı b kare. yani 4'ün karesi var. 4'ün karesi 16'ya eşittir. Şimdi de bunun sonucunu bulalım. 25 x üzeri 12 artı 2 çarpı 5 çarpı 4'ten 40 gelir. Bir de x üzeri 6 var. Yani 40 çarpı x üzeri 6 ve artı 16. Hadi bir örnek daha yapalım. Bu defa biraz daha hızlı yapacağım. Takip edebileceğinizi düşünüyorum. 3t kare eksi 7t üzeri 6'nın karesinin neye eşit olduğunu bulalım. Hadi biraz düşünün. Şimdi birlikte yapalım. Bu a ise b'nin eksi 7t üzeri 6 olduğunu düşüneceğiz. Burada artı b var ama bunun artı eksi 7t üzeri 6 olduğunu da kabul edebilirsiniz. İsterseniz buraya küçük bir artı işareti de koyabilirim. Böylece b'nin buna eşit olduğunu daha da açık bir şekilde görebiliriz. a kare 9t üzeri 4'tür değil mi? Artı bunların çarpımının iki katı yani 2 çarpı 3t kare çarpı eksi 7t üzeri 6. Bir bakalım 6t kare bunu bir de eksi 7t t üzeri 6 ile çarparsak, eh, isterseniz yazayım, böyle söyleyince biraz karmaşık oldu. 2 çarpı 3t kare çarpı eksi 7t üzeri 6 ve son olarak bir de bunun karesini almamız lazım. Eksi 7t üzeri 6'nın karesi de 49t üzeri 12 eder. Evet eşittir 9t üzeri 4 artı 2 çarpı 3 çarpı eksi 7 eksi 42 eder. T kare ile T üzeri 6'yı çarpınca da kuvvetleri toplar ve T üzeri 8 elde ederiz ve artı 49 çarpı T üzeri 12. Çok havalı bir şey yapmışız gibi görünüyor öyle değil mi? Burada derecesi büyük olan bir polinom elde ettik ve bunu buradaki yine derecesi büyük olan bir binomun karesini alarak elde ettik. Ancak bunun bundan önceki videolarda öğrendiğimiz özdeşliklerden hiçbir farkı olmadığını da gördünüz değil mi?